Ahmet abimin kitabının hayırlı olmasını diliyorum. Allah razı olsun. Ben de şairlik yok. Ama uzun yıllardır bir hatipliğimiz var. Eğitimci olmamız, hatip olmamız, imam hatip olmamız sebebiyle bir şeyi hatırladım. Binlerce konuşmamız, vaazımız var. Bunları ben niye bir araya getirmedim diye düşündüm. Hepsi sen gittiğin gün geliyor hocam. Evet, yani çok derin sözler burada hissettim. Gerek türkülerde, gerekse şiirlerde. Özellikle Çöteli namıyla bilinen abimizin şiirindeki derinlik epey beni etkiledi. Keza Filistin'e gittim. Filistin'deki çocuklar içinde bulundukları ahval, oradaki tarih ve en son Osmanlı bölüğünün çekilmiş bir fotoğrafı var. İnternete düşen. Ben de paylaşmıştım Facebook'ta. Söz güzel bir şey. Kur'an-ı Kerim şiirin fevkalade tevhide hizmet edenini övmektedir. Peygamberimiz özellikle. Eski Arap toplumunda şiir revaçtadır. Hatipler keza öyle. Ukkaz denen bir panayır vardır. Yani fuar diyelim günümüz anlamında. Şehrin yetiştirdiği okkalı şairler özellikle çıkarlar. Şiirlerini okurlar. Meydan okurlar aynı zamanda. Diğerlerini de teşvik ederler. Tahrik ederler. O da var. Onlar da çıkarlar, okurlar. Us İbni Said isminde özellikle peygamberimizi destekleyen, öven bir şaire, yüce insanın, kutlu insanın, sevgilim dedi Allah'ım, bu güzel insanın sırtındaki hırkasını çıkararak hediye etti, rivayet edilmektedir. Bu büyük bir ödüldür şairler için. İlçemizin ne kadar zengin olduğunu gördüm. Facebook'tan takip ediyorum ben zaman buldukça. Ama içlerinde çok fazla bulunamadım. Bulunamıyoruz. Yolumuz da oluyor. Malum. Çok büyük mutluluk duydum. Bir müddet aranızda kalsam herhalde biraz şairlik ulaşacak gibi buna. Ama Ahmet abi kutluyorum. Kitabımı imzalatacağım inşallah. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Evet.